Allah var ya, kimsenin yolunu sanayiye düşürmesin. Araba dün yolda kaldı. Otobanda kaldı. Ondan sonra ta Düzce'de kaldı. Araba Kocaeli'ye gelecek. Ondan sonra sigortanın şeyini aradık, çekicisini aradık. Ondan sonra dedi ki güya biz şey yaptık, ona para verdik ki çekici hakkı dedi, ikiden ayrı para verdik. Yok dedi, ne olacak dedim. Otobanda kaldığın için dedi, park vereceksin. İyi, ne aday vereceğiz? Arada bir 100 kilometre falan var herhalde, şey yapacaksın dedi. Biz sana dönerik dedi. Döndü abi. Dedi ki 3,5'a çekiyorlarmış ama dedi, yüzünü dedi sigortadan ödeyeceğiz dedi. Binini dedi, 2,5'unu siz vereceğiniz dedi. Ne anladık biz bu işten? Bedava çekici hakkı aldık. Ondan sonra 2,5 milyon para istiyorlar. O sırada oradan bir çekici geldi, dedi ki ya ne oldu dedi, böyle böyle dedik. Adam bizi 2'ye getirdi. 2 lira verip çekiciye para verip ben arabayı sanayiye çektirenden sonra o sigortaya ben niye şey parası veriyorum? Çekici parası 2 tane. Niye para veriyorum? Velhasıl sigortanın çekicisi var ya, yoldan geçenden daha pahalı oldu. Biz de bir de ona şey verdik yani. Ayrıca şey farkı verdik yani. Çekici parası diyeyim, bir de pahalı şey yaptırdık. Velhasıl bu sigortacılar kendine dikkat etsin. Vallahi bu milletin sigortası atarsa var ya, sizin de sigortanız atar. Ayıp ya. Ayıp yani. Kendi şeyimizi ödediğimizi geri alamadık yani. Allah Allah.